Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya taşış yapılan gıdalar listesi yayınladı. Listeye Adana'dan 11 firma girerken en dikkat çekeni ise kebabıyla meşhur kentte kebap etine konulan tek tırnaklı hayvanların etleri oldu. Ancak bazı işletmelerin yaptığı yanlışlar nedeniyle kentteki birçok esnafın işi kötüye gitti ve vatandaşlar kebapçılara karşı ön yargılı davranmaya başladı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirtti. Bu yapılan çalışmalar günübirlik açıklamalarını istiyoruz. Adana'mızda böyle bir kendi esnafımız, kendi sicilli kayıtlı esnafımız rastlanmadı. Bunlar kendilerini bilmez bu Adana'mıza leke sürmeye çalışıyorlar. Bu leke Adana'ya tutmaz. Bununla ilgili Adana Kasaplar Odası denetimlerini artırmış durumda. Kim olursa olsun bunların üstüne üstüne gideceğiz. Bir tane Adana var, başka Adana'mız yok. Adana'nın ismini de kimseye kötületmeye kararlıyız. Bütün vatandaşlarımız zaten bizi denetliyor. Bakın 10 metre 15 metrelik yerde kasaplar ne sattığı görünen bir şey. Mutlak surette defalarca ben söylüyorum bunu. Deterjanla et bir arada satılmaz. Kebapçı esnafı ise Adana'daki çoğu kebapçının bilindik kasaplardan et aldığını anlattı. Birkaç tane esnafın yaptığını tüm Adana esnafına mal etmelerini istemeyiz. Önümüzde de Adana Lezzet Festivali var. Biz Lezzet Festivali'ne hazırız tüm esnaflar olarak. Bizim 15 günde bir, ayda bir zaten bütün denetimlerimiz yapılıyor. Erkek kuzu etinden olduğu ve bunun kebap şeklinde insanlara sunduğumuzu insanlar görüyor. Birçok esnafımızın yani Adana'daki tüm kebapçıların etleri belli kasaplardan gitmektedir. Onlar da denetim doğrultusunda gitmektedir. Rastgele et hiçbir zaman esnaf kendi dükkanına sokmaz zaten. Herhangi öyle bir şey olmaz. Birkaç tane esnafın yaptığını bize mal etmelerini istemeyiz. Gönül rahatlığıyla Adana'mıza gelip kebabımızı yiyebilirler. Münferit 3-4 firmada çıkıldı, at bir eşe getti. Bu da bizleri ister istemez olumsuz etkiliyor. Velakin şu şekilde hani bizler de kullanıyormuşuz gibi lanse ediliyor. Bu üzücü bir olay. Ve Adana'mızda 3-4 gün sonra yapılacak olan festival öncesi böyle bir durumu çıkması üzücü bizim için. 15 günde bir, ayda bir devamlı denetimlerini sürdürüyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanılmadı çok şükür. Hani 3-4 firmanın yapması, tüm esnafların yapılmış gibi gösterilmesi çok üzücü. Hem işimizi etkiliyor, hem Adana'mızı etkiliyor, hem kebabımızı lekeliyor. Bu bizim için derin bir üzüntü.